Merhaba, Deli Kafalar kanalına hoş geldiniz. Merhaba, benim adım Karen. Merhaba, benim adım Pia. Merhaba, Deli Kafaların annesi Elif ben. Ben Fatih Serdaroğlu. Merhabalar. Bugün size 2016 yılında yaptığım bir trekking videosunu paylaşacağım. Yıllar önce, yani yaklaşık 5 sene önce çekmiş olduğum bir trekking videosu. Bugün karşıma çıktı arşivde. Sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler, hoşça kalın. Yürüyüşüme başladım. Arabayı yukarıya bıraktım. Aşağısı Sakar Ilıcaları. Burası çok güzel bir vadi. Biz burada daha önce, yıllar önce bisikletle de geçmiştik. Çok güzel bisiklet rotaları var. Yani patikaların bittiği yerlerde de yine aynı şekilde bisikletle gidilebiliyor. Onun haricinde sıkça doğa yürüyüşlerine ve kampa geldiğimiz bir bölge. Hoppa! Yorulmuşum ya. Ciğerleri açmak lazım tabi. Şehirde otur nereye kadar? Şehirde yürümek, şehirde aktivite yapmak doğayla çok farklı. Oksijeni farklı her şeyden önce. Görebileceğiniz sürprizler çok fazla doğada. Seslere bakın. Bir kurbağa. Manzaraya bakın ya. Mükemmel değil mi? Şu vadi o kadar yeşil ve güzel ki. Arasından akan su iki dağı ayırıyor. Bu taraftaki ağaçlar daha yeşil, daha genç. Diğer taraftakiler biraz daha yaşlı. Bu dağın arkası, alt taraf Sakar Ilıcalarında Akdeniz mevsimi var. Hemen aşağıda bir sürü var. Büyükbaş hayvan sürüsü. Yanlarında da iki tane köpek. Ama Allah'tan rüzgar bizim tarafımıza doğru estiği için onlar beni görmüyorlar. Ben onları gördüm. Yoksa bir şey yapmazlar ama rahatsız ederler. Sürüye çok yakın olunca. Davinin oraya geldik. Mükemmel. Sarı otlara bakın, sarı çiçeklere. Arkadaşlarıma bazen soruyorum. Ben hafta sonu gideceğim, şöyle gideceğim, buraya gideceğim. Gelebilen varsa gelsin diye. Bazen birileriyle gidiyorum ama çoğunlukla tek başıma gitmek zorunda kalıyorum. Dağcılık hayatımda da birçok solo tırmanış yaptım. Her zaman yapmak, her zaman tek başına yapmak iyi bir şey değil tabii. Sıkıcı olabiliyor. Ama şu an acayip zevk alıyorum. Mükemmel. İşte Davin'in de yanına geldim. Göstereyim. GoPro'mu da almıştım ama GoPro'mu hafızası dolmuş. O yüzden arabada bırakmak zorunda kaldım. Şu an cep telefonuyla çekim yapıyorum. İçeride hayvan olabilir o yüzden. Hemen yaklaşmayacağım. Ağıl olarak kullanmışlar burayı. Halen de kullandıkları belli. Şöyle göstereyim. Taşlarla kerpiçten yapmışlar. Ama ileriden o kadar hoş gözüküyor ki. Gözlüğümden de hiçbir şey göremiyorum. Güneş çarptığı için. Kokuya bakılırsa aşağıdaki büyükbaş hayvanlar burada kalıyor. Küçükbaş hayvan kokusu değil çünkü. Susamadan su içmek gerekiyor esasında. Sonra susuyorsunuz.
Bu sefer de vücudunuz o su ihtiyacını hepsini karşılayamıyor, alamıyor. Ay, bunu söylüyoruz ama yarım saattir yürüyoruz, içmedik hiçbir şey. Elimde bir yandan da kamera taşıdığım için suyu elime alamıyorum. O yüzden ara ara çantayı indirerek mola vermem lazım. Ne derseniz devam edelim yola. Haydi. İşte şehrin dibinde güzel bir şekilde aktivite yapmak için mükemmel. Saat şu anda 3.30-4'e geliyor öğleden sonra. Hava güneşli, bayağı yakıcı bir güneş var. Ama bunun haricinde her şey mükemmel. Özellikle kalın giyindim ki böyle amele yanığı olmayayım diye. Asıl Survivor bu. Bakın doğanın ortasında. Ağaç dalları arasından geçiyoruz. O değil, bu. Burada bir domuz yolu var. Domuz yolundan yürüyorum. Patika yapmışlar namussuzlar. Yanıma yiyecek olarak bir tane kraker ve bir elma aldım. Elmayı şimdi yiyorum. Üstüne biraz su içeceğim. Bu bölgede bugün hafta sonu olduğu için çok fazla insan var. Dolayısıyla da bu su akıntılarından su içmek pek doğru değil. İnsanlar pislikleri falan bırakıyorlar. Az önce iki tane tilki geçti önümden. Süperdi. Yabani hayvanlar var ya, hissederler. Senin onlara zarar vermeyeceğini hissederler. O yüzden sana çok yaklaşırlar. Bildiğin action. Nereden girdim ben bu yola ya? Ağaçlık o kadar sık ki yürünmüyor, gidilmiyor ve de çok dik. Oh. Yolu kısaltayım dedim. Oo. Oh. Götüme patladı vallahi. Ah. Burası aşağısı vadi. Böyle aşağı doğru gitmem lazım. Neyse biraz daha ilerleyeyim de sonra küçük bir mola veririm. Vah, ayağım toz doldu ya. Kum. Hop. Tuttum dalda elimde kaldı. Birader amma dikmiş burası ya. Nereden girdim ben buraya? Allah Allah. En azından vadiye ulaştım aşağıya. Suyun kenarından devam etmem lazım artık. Of of of. Of of of. Astıktır. Oh. Oh. Esasında hava aydınlık ama ağaçlardan çok karanlık gözüküyor burası. Ve gözlüğümü çıkartmam lazım normalde ama çıkartamıyorum çünkü çalılar gözüme gelmesin diye. Az önce çok sık bir yerden geçmiştim. Neyse. Oh. Ben buradan yürüyebilecek miyim acaba? Ya geldiğim yere bakar mısın? Ah.
Yanlışlıkla girdim bu yola. Hoppa. Suyun karşısındaki yol daha rahat gözüküyor. Şimdi buradan atlayacağım. Hop. Hop. Dik yerden inerken ayaklarıma kum dolmuştu. Bunlar rahatsız ediyor. Ayaklarımda yara yapabilir. Temizledim. Küçük bir mola verdim. Tabi bu arada su kenarındayım. Su kenarından yürüyorum. Mükemmel. Uzun süredir hiçbir insanın buraya girdiğini zannetmiyorum. Yani insanın tamam oksijenden karnı acıkıyor. İştahı açılıyor. Ama hani burada birçok şey canınız çekebilir. Benim canım ne çekti? Hiç alakasız saçma sapan bir şey. Kıbrıs çekirdeği. Böyle çok dik yerlerden geçerken ayağımın yanını kullanıyorum böyle. Bu sayede yan yan yürüyebiliyorum, gidebiliyorum. Nihayet yola çıkabildim. Şimdi buradan benim arabanın olduğu yeri göstereceğim size. Ne kadar uzaktayım görün. Şu an parmağımın ucundaki yerde araba. Buradaki bu yolda yürüyeceğim, arabaya ulaşacağım.